Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız dostlar? İyi misiniz? Beni sorarsanız dostlar, ben de iyiyim. Bugün neredeyiz? Bugün yine bir dağların tepesindeyiz. Bakalım. Buralarda neler var, neler yok. Büyük bir dağın zirvesi burası. Çok havadar, güzel bir yer. Ben de buralara çıktığım için buraları siz dostlarımla paylaşmak istedim. Şöyle şurada bir dağın tepesinde bir taş yapı var. Tabii burada etrafta çobanlar da var arkadaşlar. Şöyle güzelimsi bodur ağaçlar var, onları bir görün. Böyle yüksek yerleri gezmek güzeldir arkadaşlar. Böyle yükseklerde oksijen bol olur. Burası da dağın tam zirvesi. Bakın şöyle altında bir vadi var. O kadar mükemmel bir yer ki. Şöyle dağın tam zirvesinde de şöyle bir küçük bir yapı var. Küçük bir ahır da olabilir. Burada insanlar tabii yaşıyorlar. Şöyle her tarafı göstereyim. Kapısı açık bir yer ama buranın sahibi var mı yok mu bilmiyorum. Tabi her yere de dalmak iyi değil. Şöyle güzel bir yer. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Çobanların yaptığı çok güzel bir ev. Bir küçük ahır gibi. İçi nasılmış? İçine bir bakalım. İçi bayağı güzel arkadaşlar, burada hayvanlar besliyorlar sanırım. Küçük de bir baca yapmışlar. Evet. Kapısı açık olduğu için bir bakalım dedik. Yoksa başkalarının yaptığı yer daha evi bile olsa girmemek lazım dostlar, ama burası açık. Şöyle de bir çok güzel bir görüntüsü olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Küçük bir dağ evi. Bunu herhalde ahır olarak da kullanıyorlar.
Evet, hemen yolumuza devam edelim. Çok güzel bir görüntü. Buralar uçurum. Tabii arkadaşlar, hava biraz serin çünkü şu anda sabah saatlerindeyim. Sabah erkenden çıktım dağlara. Müthiş görüntüler. Amacım dostlar, şöyle doğayı siz arkadaşlarıma göstermek. Evlerinde çıkamayan insanlar var. Katlarda yaşayan insanlar var. Evinde sıkılan dostlarımız var. Ben de fırsat buldukça, çıktıkça böyle yerlere, insanların içi açılsın diye böyle güzelim videoları sizlerle paylaşıyorum. Şu gördüğünüz yer bayağı yüksek bir yer arkadaşlar. Böyle kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama buraya çıkmak bayağı uzun sürdü. Buranın kötü bir şeyi var arkadaşlar. Eskide su pınarları olurdu dağın kenarlarında. Şu anda ne yazık ki ortalama 50 kilometredir yol yapıyorum. Küçük de olsa bir su kaynağı bulamadım ne yazık ki. O yüzden zaten burada pek hayvan yaşamıyor gibi gözüküyor. Çünkü normalde hayvanların yaşayabilmesi için bu etraflarda, dağlar arasında su pınarları olması lazım. O da yok dostlar. Maalesef. Kupkuru bir dağ. Evet dostlar, bugünkü videomu burada bitiriyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.